Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda pesto sos nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Pesto sos aslında daha çok makarnalarla birlikte servis edilen bir sos. Ama siz onu kahvaltılarınızda yumurtanızla birlikte servis edebilirsiniz. Izgara sebzelerle, ızgara etlerle birlikte servis edebilirsiniz. Dip sos olarak servis edebilirsiniz. Pizza sosu olarak servis edebilirsiniz. Sandviçlerinizde servis edebilirsiniz, salatalarınızda servis edebilirsiniz. Gerçekten bin bir farklı yemek çeşidinde kullanabileceğiniz bir sos. Hem de yapması oldukça kolay, çok az zamanınızı alıyor. Hemen ilk önce malzemelerle başlayalım. 100 gram fesleğenim var, yaklaşık 4 su bardağı ediyor. 2 yemek kaşığı parmesan peynirim var. 2 yemek kaşığı çam fıstığım var, 25 gram ediyor. Zaten onlar 25 gramlık paketlerde satılıyorlar. 2 diş sarımsağım var. Birazdan iyi kalite sızma zeytinyağı kullanacağım. Eğer parmesan peyniri bulamıyorsanız yerine eski kaşar da kullanabilirsiniz. İzmir tulum peyniri de kullanabilirsiniz. Ama pesto sosun orijinalinde parmesan peyniri vardır. Ondan ben de bugün parmesan peyniri kullanıyorum. Her şeyi bir araya getirip rondoda çekeceğiz pesto sosu yapmak için. Ama onu yapmadan önce ilk önce çam fıstıklarını biraz kavurmamız gerekiyor. Çok fazla kavurup renk almalarını istemiyoruz. Sadece biraz ısınmalarını istiyoruz. Ben şimdi tavamın altını açtım, ısındı. Bir iki dakika çam fıstıklarım ısınana kadar onları kavuracağım. Çam fıstıklarımı bir iki dakika kavurdum. Kokuları çıktı. Çok fazla renk almalarına izin vermedim. Şimdi onları şöyle rondoya koyduğum fesleğenlerimin üzerine döküyorum. Aynı şekilde parmesan peynirini koyuyorum. 2 diş sarımsağımı koyuyorum. Ve de yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını koyuyorum. Ben pesto sosuma ekstra tuz eklemiyorum. Parmesan peynirinin tuzu bana yeterli geliyor. Siz yaparken tadarsınız. İsterseniz tuz da ekleyebilirsiniz. Şimdi her şey güzel bir sos kıvamına gelene kadar rondomdan geçiriyorum. Ve pesto sosumuz hazır. Bu kıvamı gördüğünüz zaman artık durabilirsiniz demektir. Eğer evinizde rondo yoksa bu aynı işlemi havanda döverek de yapabilirsiniz. Eğer pesto sosunuzu makarnalarınızda kullanacaksanız biraz daha yağ ekleyip biraz daha sıvı. Eğer sandviçlerinizde kullanacaksanız da daha az yağ ekleyip daha koyu yapmanızı tavsiye ederim. Pesto sosunun ana malzemesi fesleğendir. Ama siz aklınıza gelen farklı yeşillikler de kullanarak kendi farklı varyasyonlarınızı, kendi soslarınızı yaratabilirsiniz. Umarım bu videom işinize yarar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol görüşmek üzere, hoşça kalın.